Debir nefseke yani kendini dene soruları. Bu sorular sarf kitabının ikinci cildinin sonundaki sorular. Bunların çözümünü yapacağız. Diyor ki burada ayyin ebvabel ef'ali fil esinetin atiye. 1-5 arasındaki sorularda fiillerin bablarını söyle diyor. Dafe'a yudafi'u. Min. Evet, dafi'a bu. Nasıl bulacağız bunun babını? Bakalım kaç harf var? Dal, elif, fe, ayin. 4 harf var. O zaman bu dörtlüymüş. Hemen dörtlü fiillerin bablarını hatırlamamız gerekiyor. Dörtlü yani rubai. Dörtlük bablar nelerdi? İf'al vardı, tef'il vardı, müfe'ale vardı, bir de fa'lele vardı. Yani rubai mücerret vardı. Şimdi bu hangisi dersek bunu bilmenin yolu sadece şudur. Yani bu babların vezinlerini ezberlemeniz gerekiyor. Vezinlerini yani faale, yufaili, müfaaleten, dafe'a, yudafi'u, müdafiaten şeklinde yapmanız lazım. Dolayısıyla doğru cevap nedir? Şu. Müfaale babı yani. Bir kere tefaül babı zaten beşlidir. İnfial babı beşli. Tef'il babı dörtlü ama onda ortada şedde var. Evet, mazinin ortasında şedde var. Üçüncü bab zaten sülasi. Onlar yanlış. Diyor ki burada diyor şunu diyor babını söyle diyor. İnşerha demiş. Burada şimdi bunun kaç harfi var? Elif, nun, şe, ra, ha. Yani 1, 2, 3, 4, 5 harfi var. O zaman bu beşli demektir. Ne yapıyorum? Bakın dikkat edin. Harf sayıyorum. Bak siz de aynen böyle yapacaksınız. Tamam. Harfleri sayın oldu mu? Ama tabii maziyi sayın. Bak muzari de yanıltıcı olur. Mazi diyorum ha dikkat et. Muzari de sayma. Muzari de çünkü bazı bablarda harf düşmesi oluyor. Burada olduğu gibi mesela. Muzari sayma. Mesela muzari de muzarilik harfi hariç 1, 2, 3, 4 harf kalıyor. Sakın muzariye bakma. Maziden bulacaksın. Maziden. Tamam. İnşerha o zaman beşli olduğuna göre beşlilerden de başı in diye başlayan ne var? İnfeali var değil mi? O zaman A şıkkı doğru infial. İfal dörtlü zaten. İftial de T. Şurada bir T olacak. Yani şöyle iştirah olacak mesela bu. Sani yanlış. Tefeul beşli ama değil. Tefeul de şedde var değil. Doğru cevap nedir? İnfialdir. Kadera. Ne yapacaksınız hemen? Harf sayın. 1, 2, 3, 3 harf var. O zaman şimdi bu sülasi mücerredin altı babından biri. Ne yapıyoruz? Bunun babını bulmak için orta harfin harekesine bakıyoruz. Fiili mazide, üstün fiili muzarde, esre. Yani fethun kesrun. O şekilde ezberlediniz mi? Yani fethun zammın, fethun kesrun, fesatan kesrun, fethun zammın, zammın kesratan diye ezberlediniz mi? Eğer öyle ezberlediyseniz bulursunuz. İki oluyor. Kadere yaktır ikinci babtandır. Diğerleri yanlış. Evet. Fethun kesrun, fethun zammın, fethun kesrun. İkinci yani. İktetele yaktetül iktitalen. Harf sayıyorduk değil mi arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5 harf var. Beşliymiş. O zaman altılı değil, dörtlü değil, beşli. Beşlilerin de neler vardı? Beşlilerden beşlilerin bablarını ezbere biliyor musunuz? İnfeale, iftiale vardı. Bak iftiale, iktetele benziyor mu bak? Köküne bunun gatele. Ne eklemiş? Başa bir esreli elif eklemiş. Bir de birinci kök harfinden sonra bir t eklemiş. Yani iftiale babı oluyor değil mi? Bu iftial babı. Teberrake hemen harf sayalım. 1, 2. 2 de şu ra şedde olduğu için 2 harf var. 4 bir de kef 5. Beş. Beşlilerden kumasilerden. O zaman beşlilerden şeddeli olan hangisiydi? Tefeul değil miydi? Evet. Tefeul şu. Teberrake yeteberrakü tefeul değil mi arkadaşlar? Tamam. Diyor ki aşağıdaki fiilleri Havvilil ef'alil atiye ile ebvabil mektubeti beynel kavsiyen. Şu baba naklet diyor. Tamam dönüştür diyor. Sebeteyi tef'il babına neydi? Tef'il babının mazisi fe'ale değil mi? Ne yapmışız orada? Orta harfi şeddelemişiz değil mi? O zaman ne yapacağız? Bunu sebete yapmayacak mıyız? Sebete. O zaman doğru cevap bu. Sebete değil mi? Heh. Tamam tef'il babı deyince hemen ne yapacaksınız? Fiilin mazisini hatırlayacaksınız. Fe'ale diye hatırlamanız lazım. Zaten babların vezinlerini ezbere bilmeniz lazım. Ezbere bilmeden yapamazsınız. Bir vezin bir de o vezne uygun mevzun yani örnek fiil ezberlemeniz gerekiyor. Habera demiş. Ondan sonra istefale demiş. Şimdi istefalenin önüne ne ekliyorduk? İstehbera değil mi arkadaşlar? İstehbera. Evet bu. İstehbera. Tamam.
Zehame demiş ve iftiale demiş. Şimdi iftiale bakın. Ne yapıyorum ben? Hemen mazisini hatırlıyorum. Siz de mazisini hatırlayacaksınız. Tamam. O zaman iz tehame oluyor. Aa, burada ne var şimdi? Bu da burada iftiale babının fael fiili yani birinci kök harfinin değişimiyle ilgili bilgi bilmemiz lazım burada. Onu da bilmemiz lazım. Yani iztihame yok mesela. Bakın şimdi var ama tabii o değil yani. Evet mesela burada iztihame var ama o doğru değil. Şimdi neydi bizim oradaki kuralımız? İftialenin fael fiili yani birinci kök harfi İctihame mesela burada iftialinin fail fiili z yani burada. Zhame bak birinci kök harfi z, ikinci kök harfi a, üçüncü kök harfi m. Birinci kök harfi dal vel z olursa iftialinin t'si neye dönüşüyordu? İftialinin t'si. Yani şu t dala dönüşüyordu değil mi? O zaman ne oluyordu? İctihame oluyordu. Niye böyle bir şey yapıyorlar? Çünkü ictihame t çok sert yani. Onu yumuşatıyorlar ki daha rahat söylensin diye. Tamam mı? Telaffuzun kolay olması için yani. Onun için burada da ne yapacağız? İzdihame. Bakın bu. O zaman burada neyi bilmeniz lazım? İftihalini fail fiiliyle ilgili kuralları bilmeniz lazım. Bu bilgileri Musa Alak hocamızın kitabından tekrar edelim. İftial babının fail fiilinde dal, zel ve z varsa dal, zel ve z bizimkinde z vardı. İftialinin t'si yani şu t dala dönüşür. Evet. Mesela zihame, izdihame burada. Evet, istihame değil, izdihame olacak, tamam mı? Evet, iftial babının fael fiilinde saddat taza. Önce ne demişti? Dalzel, dalzel, z. Bunlar varsa ne oluyordu? İftialinin t'si dala dönüşüyordu. Burada ne var? Saddat taza varsa bu harflerden biri. Pardon, bu harflerden biri varsa iftialinin t'si ta'ya dönüşür. Demek ki ta'ya dönüştürür bu ta'ya yani. Sabera is tabera. Tamam. Ve şimdi aslı is tebera'dır. T burada işte iftialinin t'si bu. İftialinin fail fiilinde birinci kök harfinde sat var. Şimdi onu ne yapıyoruz? Sat olduğu için şu t'yi ta'ya dönüştürüyoruz. Is tabera oluyor. Mesela darabe. İftialinin birinci kök harfinde dat var. Ne yapıyoruz? Ta'yı t'yi ta'ya dönüştürüyoruz. İd tarabe oluyor. İftihalenin birinci kök harfinde ta var. Ne yapıyoruz? İt tarad ediyoruz. Bir de onları aynı türden iki harf yan yana gelmiş. Birinci sakin, ikinci harekeli. Ne yapıyoruz o zaman? Onu idgam yapıyoruz. İt tarade oluyor. Zahara, iftihalenin fail fiilinde za var. İftihalenin t'sini ta'ya dönüştürür. İz zahara oldu. İz zahara, ya zahiru, iz zihara. Üçüncü kuralımız neydi? Evet, vav, ye, se varsa bu harfler T'ye dönüşüyor. İftialenin fail fiilinde vav ye S varsa bu harfler T'ye dönüşüyor. Segara, şimdi bak dikkat et. Birincisini ezberleyelim miyiz? Hadi ezberleyelim beraberce. Ezbere söyleyelim birinciyi. Dal, del, Z varsa iftialenin T'si dala dönüşüyor. İkincisini ezberleyelim. Sattat, taza varsa iftialenin T'si ta'ya dönüşüyor. Üçüncüsünü ezberleyelim. Vav ye S varsa bu harfler iftialenin T'sine dönüşüyor. İftialenin T'si gibi oluyor. Aynı harf oluyor. Aynı harf. Tamam mesela fegara, iftegara, fegara bak kök harflerden birincisi fe. Yani fe var. Bu t'yi ne yapıyoruz? Feyi, peltek feyi t'ye dönüştürüyoruz. Aynı harften iki tane var. Birincisi sakin, ikincisi harekeli. O zaman ittegara oluyor. Vasale, ibtesale, ittesale. Yesara, itesara, ittesara oluyor. İşte bu soru bize bu konuyu ne yaptırdı? Tekrar ettirdi. Evet gelelim bu doğru cevap nedir burada? İzdihamettir. Tam ene bunu diyor şimdi bu tam ene rubai mücerret, tamam mı? Rubai mücerret bunu ne yapacağız? Diyor ki bunu diyor rubai mezit yap diyor. Ama diyor altılı olsun diyor. Bakın tamam nereden biliyoruz altılı olduğunu? Şimdi bunun zaten dört harfi var mı? Var şimdi. Bir de bunun başına i eklersek bir de son harfini şeddelersek ne olur? Altı olur değil mi? Yani südasi oluyor. Evet. İtma enne değil mi arkadaşlar? Evet. İtma enne bu. Yani ne yaptık? Başa bir elif ekledik. Sonraki son harfi de şeddeledik. En son harfi yani. İtmaenne oldu. Diyor ki bunu zemele diyor. Tefeul babına aktar diyor. Zemele. Tezemmele olmayacak mı arkadaşlar? Evet. Tezemmele bu. Diyor ki el emrul hadiru min fi'li tekelleme yetekellem babından emir hazır yap diyor. Evet. Tekellem değil mi arkadaşlar? Tekellem. Evet. Bu.
Nasıl yapıyoruz emri hazırı? Şöyle türetiyoruz. Şimdi fiil muzariden türetiyoruz. Tamam, fiil muzariden muzarik harfini kaldırıyoruz. Yani şu y'yi kaldırdık. Kaldırdıktan sonraki harfe bakıyoruz. Eğer sonraki harf harekeli ise başka bir şey yapmadan sadece son harfi cisim diyoruz ve emri hazır elde ediyoruz. Bakın burada fiil muzarik harfi olan y'yi kaldırdıktan sonraki harf olan t harekeli olduğu için başka bir şey yapmadan son harfi cisim diyoruz. Tekellem oluyor. Evet, ahracı yuhrucudan şimdi bu önemli. Buraya dikkat edin şimdi. Burada da tabii emri hazır yapmak için aynı şey yapıyoruz yani. Evet, buradan muzarik harfini kaldırdık. Ancak burada muzarik harfini kaldırdıktan sonraki harf olan ha harfi cizimli olduğundan başa bir hemze eklemek zorundayız. Ekliyoruz. Bu hemzenin harekesi yok. Buna hareke vermek gerekiyor. Buna hareke verirken de normal şartlarda üçüncü şey, orta kök harfe bakıyorduk. Bakıyorduk. Onda esre varsa üstün ve esre varsa başa eklediğimiz elife esre veriyorduk. Onda ötre varsa başa eklediğimiz elife ötre veriyorduk. Ancak bu babın özelliği var. Bir özel durum var. Bu babın hemzesi, emrinin hemzesi daima üstün oluyordu. Dolayısıyla ahriç oluyor. Yani buraya e koyduk. Zaten başa eklenen e de aynısı zaten. Değil mi arkadaşlar? Yani başa biz e eklemiştik ya. O e'yi adeta buraya koymuş oluyoruz ve ahriç oluyor. Doğru cevap nedir arkadaşlar? Yani şu ahriç. Evet. Fiili intikale. Yentekilüden atarım y'yi arkadaşlar değil mi? Y'yi kaldırdık. Kaldırdıktan sonraki harfe bakıyoruz ki cezmine bir elif koymak zorundayız. Koyduk. Bu elife hareket vermek için ne kale kök harfi olan kafa baktık. Esre varmış. Esre verdik. İntekil oldu. İntekil. Şu. El emrul hadiru min fi'li zelzele yüzenzülü demiş. Zelzele yüzenzülü aynı şekilde yapıyoruz değil mi arkadaşlar? Yapalım. Y'yi kaldıralım. Y'yi kaldırdıktan sonraki harfe bakıyoruz ki Z var. Harekeli başka bir şey yapmadan sonra harfi çizmiyoruz. Zelzil oluyor. Zelzil. Bu doğru. El emrul hadiru min fi'li cahide yücahide. Aynısını yapıyoruz. Y'yi kaldıralım muzalik harfini. Sonraki harf harekeli olduğu için başka bir şey yapmadan sadece son harfi çizmiyoruz. Cahit oldu. Doğrusu bu. El mazil meçhulü min fiili isteşhede. Şimdi meçhul nasıl yapıyorduk fiili mazi meçhulü? Son harften başlıyorduk değil mi? Son harfe hiçbir şekilde dokunmuyorduk. Olduğu gibi bırakıyorduk. Sondan bir önceki harfi ne yapıyorduk? Esreliyorduk değil mi? Ondan önceki bütün harekeli harfleri de ötreliyorduk. Sakin harfleri olduğu gibi bırakıyorduk. O zaman şimdi bunu ötreleyeceğiz, bunu ötreleyeceğiz. Üst, tüş, bunu da esreliyoruz. Hi, de. Üst, tüş, hi, de. Bu. Evet, doğru cevap bu. D. Bunun tesaliha. Bunu yaparken dikkat edin. Şimdi aynı kural geçerli. Bu da fiil mazi. Bu muzari değil. Yani dikkat edin. Bu mazi. Bunu yaparken aynı kural geçerli. Şimdi iki tane harekeli harf var. Bunları tüsud yapıyoruz. Lamı esreli yapıyoruz. Ha aynen kalıyor. Yalnız şimdi sattan sonra satı artık ötreledik ya. Onu ötreledikten sonra bir elifi okuma imkanımız var mı? Yok. Yani sakin elif, met harfi olan elif ancak makabli yani bir öncesi üstün olması lazım. Bir bu ötre yaptıysa o zaman burası mab olması lazım. Değil mi? Bu nedenle ne oldu? Tüsuliha oldu. Evet. İttarra utturra yapacağız. Değil mi arkadaşlar? Utturra. Şimdi burada yanılmayın. Bak dikkat edin. Şimdi burada şöyle düşünmeyin. Hani utturra değil bu. Neden değil biliyor musunuz? Şimdi bizim kuralımız neydi fiili mazide? Sondan bir önceki harf. Esreli olacaktı. Şimdi burada ta sondan bir önceki harf mi? Değil. Neden değil? Çünkü burada iki tane ra var. Şimdi iki ra var. İki ra'nın birincisi sondan bir önceki harf oluyor. Şimdi biz o ra'yı ayrı yazamadığımız için onu esrede yapamıyoruz. Bu nedenle buradaki ta sondan bir önceki harf değil. Bu nedenle onu ötre yapıyoruz yani. Utturra diyoruz. Tamam mı? Dikkat et. Bak utturra değil. Utturra. El muzari'ül meçhulü min fe'li yukrihu. Muzari meçhulünde ne yapıyorduk? Sondan bir önceye fe tarıyorduk. İlk harfi ötreliyorduk. Zaten burada ilk harfi ötreliymiş. Bunu üstünlersek yukrahu olur. Yukrahu. El muzari'ül meçhulü min fe'li yetebeddelü. Yetebeddelü fiili muzaridir. Muzari'yi nasıl meçhul yapıyoruz? Son harfe dokunma, sondan bir önceki harfi üstünle, ilk harfi ötrele. İlk harf burada sadece değiştirilecek. Sondan bir öncesi zaten üstünmüş. Yütebeddelü. Yütebeddelü. Tamam. Evet. Yestek rihudan aynı muzari. Muzari değil mi? Yüz tek rahu. Yüz tek rahu. Şu. H şıkkı.
Evet, ahlasa yuhlisudan ismi fail demiş. Muhlis. Evet. İsmi fail nasıl türetiyorduk sülasi olmayan fiillerden? Fiili muzariden türetiyorduk. Fiili muzaride ne gibi değişiklik yapıyorduk? Muzari harfinin yerine ötreli mim koyuyorduk değil mi? Ötreli mim koyuyorduk. Bir de sondan bir önceki harfi esreli değilse esre diyoruz. Artık o ismi fail olmuştur. Eğer nekre ise ona bir tenvin vermek zorundayız. Muhlisun olacak. Muhlisun bu. Beş şıkkı. Bu da mahlisun olmaz. Mahlasun olmaz. Muhlisun doğru. Evet. İhran cemeden ismi fail. Yine yahran cimudan yapıyoruz. Y'yi kaldırıyoruz. Onun yerine ötelimi koyuyoruz. Muhran cimün diyoruz. Tamam mı? Muhran cim. Bu değil. Bu da değil. Muhran cimün bu. Doğru cevap bu arkadaşlar. İsmül fail min fiili in akadı yen akidu diyor. Yen akidu ye'yi kaldıralım. Mü koyalım. Mün aki dün olacak. Sonunda bir öncesi zaten esriymiş. Mün aki dün. Bu. Evet. İsim meful ile isim failin yapılışı birbirine çok benziyor. Aynı şey yapıyoruz. Muzari'nin de muzarilik harfinin yerine ötrelimini koyuyoruz. Sondan bir önceki harfi de üstünlüğü yaptığımızda muzari şey oluyor. İsim meful oluyor. Mübarakün. Dikkat et. Sondan bir önceki harfi ne yapacağız? Üstünü yapacağız. Muzarilik harfinin yerine de ötreli bir mim koyuyoruz. Mübarakün elif şıkkı. Evet. Yestahsin mü koyduk. Müstah. Sini üstün yapıyoruz. Müstahse mü oluyor. Doğru cevap bu. Evet. Burada selleme yüsellimeden yü yerine mü koyarsak müselle mün oluyor. Müsellemün. Bu. Ayyinil hata, evet, hatayı bul diyor. Ekraheden mastar ikrahendir. İf'al babı. Tevesveseden tevesvüsendir. Bu şey, rubai mezit humasi. Tamam, rubai mezit humasi bu. Tesaneden, bu da sülasi mezit humasi. Tekaddere takdiran olmaz. Tekaddere tekadduran olur. Bu kaddere yukadduru takdiren yanlışlık burada. İştihara iştiharan doğru. Hatayı bulduğu fiillerde ekene fiilün mehmuzun doğru hemze var çünkü başında şedde fiilün muzaafın doğru çünkü son iki harfi aynı harf. Vehebe fiilün ecvef yanlış. Ecvef fiil neydi? Ortasında illet harf olacaktı. Yanlış olan bu. Ve ganedir lefiftir. Neden lefif? Çünkü kendisinde iki tane illet harf var başta ve sonda. Necada fiilin nakıs doğru sondaki illet harfi elif burada. Yanlış olan nedir? Bu fiil ecvef değil bu fiilü misaldir. İstet ana mücerredu taime. Şimdi bunun kökü diyor. Mücerred kök demek, aslı demek yani. İstet ana taime doğru. Neden? Nasıl buluyoruz? İstef ale babına neyi ekliyorduk? Biz isteği ekliyorduk. Onu kaldırırsak taime kalır. Tedahale dehale değil mi? Evet. Tedahaleden te'yi ve elifi kaldırırsak dehale alıyor. İşme ezze. Şem ezedir. Şimdi bu hangi bab peki? Rubai mezit südasi yani ikşa arra ile aynı. Tamam başa bir elif eklemişiz. Sondan iki harfi şeddelemişiz. Kökü nedir? Şemezedir. İnkata kata'dır. İntekale tekaledir demiş yanlış. İntekale nedir? Yani burada fazladan harfler neler? Elif ve T'dir. Onu kaldırırsak ne kalır geriye? Nekale kalır. Yanlış olan bu. Evet arkadaşlar böylece burada sizler için ihte bir nefsek denilen sorular yapmış olduk. Umarım bu yaptığımız video sizlerin bu konuları daha iyi anlamanıza faydalı olur. Hepinize başarılar dilerim.